GRT TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Burcu Tanış. Gaziantep'in gündemini paylaşacağımız haber bültenine hoş geldiniz. İlk haberimizle başlayalım. Gaziantep Dülükbaba ormanlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Çıkan yangın kontrol altına alındı. Dülükbaba ormanlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesindeki Dülükbaba ormanlarında vericilerin bulunduğu üst kesiminde saat 14 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve su tankerleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanan yangının henüz nedeninin belirlenemediği öğrenildi. Şehit Kamil Kaymakamlığı koordinesinde muhtarlar toplantısı Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında müftülük toplantı salonunda gerçekleştirildi. Şehit Kamil muhtarlar toplantısı Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında müftülük toplantı salonunda gerçekleştirildi. 31 Mart yerel seçimlerin ardından yapılan ilk toplantıda Gaziantep Valisi Davut Gül muhtarların dilek, istek, öneri ve şikayetlerini dinledi. Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra Şehit Kamil Kaymakamı Ali Dursun, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şehit Kamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Vali Gül toplantının açılışında yaptığı açıklamada seçilen tüm muhtarlara başarılar diledi. Muhtarlar tek tek taleplerini ve eksiklikleri dile getirirken ilgili kurumlarsa notlarını aldı. Sayın Vali, bir sorumumuz var. Şere 1990'dan Madde Vadi Harçumu'da olan iken köyünde sahaya yok. Kendi gücümüzden. O günden bu yarı köyde hemşiremiz bulunuyordu. Bu iki senenin içinde üç gün gelirse beş gün gelmiyor hemşire. Bir de doktor geldi. Sabah 10.30'da geldi. Kadrolu hemşiresi var mı oranın? Var da efendim, evet. Yok, şu an var mı? Şu anda var, normalimiz de var. Bakımını yaptırdık. Bir doktor geldi, iki saat durmuyor, bir buçuk saat duruyor, öğrenci böyle geldi. Geldi, ikide geldi, üçte geri geldi. Bizim mahallemiz Aktoprak ikiye bölündü şu anda. Bir Aktoprak diğer Nesin mahallesi. Mahallemiz yeni bulunduğundan dolayı altyapımız yok. Dedemon Oteli'nden otoyol gişelerine kadar olan bölgenin üst tarafında hala protektif çukuru kullanıyoruz. Benim köyümün yolları şu anda araba yürümez halde. Belediye şoförü, halk otobüsü, belediye şoförleri her gün bize iletiyor. Köyümün altı mezarası var, bir de merkez köyü var. Köyümün mezarlarının altyapısı yapıldı, bir yapısı yok. Yollar şu anda arabalar geçiyor, bu durumlarda köy sakinleri içeri girip sağlayanlar. Mahallem Gazler Mahallesi Muhtarı Zehra Nur Köşker. Bizim mahallemiz yeni olması itibariyle birçok eksiğimiz var. Yani en temel ihtiyaçlarımız eksik. Öncelikle şöyle bir sıkıntımız var. Mahallemizin bağlı bulunduğu sağlık ocağı merkezimizin doktorların kotasının dolmasıyla birlikte şu an için bizim mahallemize yeni kayıt yapılmış, kosaya yeni taşınmış. Ya da daha önce misafir olarak baktıkları hastalara bakmamaktalar. Yani bakamamaktalar daha doğrusu. Bununla ilgili de Şehit Kamil İl Sağlık Müdürümüzle görüştük. İlgilenen dolayı teşekkür ediyorum. Ama kilometre yakınlığından dolayı hani yeni bir sağlık ocağı yapımının zor olduğunu, yapıldığı takdirde hastalık doktorların kotasının düşmesiyle birlikte oranın kapatılması gerektiğine dair şeylerle yani bir sonuca varamadık maalesef ki. Ve bununla ilgili mahallemize bir sağlık ocağı talebine bulunmak istiyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı Meclisi 2. Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak Başkanlığında yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı 2. Birleşim Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak Başkanlığında yapıldı. Komisyon raporunda oylarınızı sunuyan kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. madde. Toplantıda gündemde yer alan 43 madde, gündem dışından gündeme alınan 3 madde olmak üzere 46 madde görüşüldü. Gündemin 13. maddesinde Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan ve yıllardan bu yana atıl durumda bulunan eski iplik fabrikasının durumu gündeme geldi. Söz konusu iplik fabrikasının gerekli plan ve projelerinin uygulanarak kentimize kazandırılması ve Gaziantep Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 27.7.2
2014 sayılı ve 2219 sayılı kararın yerine geçirilmesi amacıyla Şahin Bey ilçesi Tepebaşı Mahallesi Ada 1980 parsel 71 ve Ada 1981 parsel 67'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde ve çevresinde N38C18C, N38C18D nazım ve imar katkılarında Büyükşehir Belediye hizmet alanı ve konut alanı şeklinde N38C, 18C4A, N38C. Mevcut alanda konut alanı, Büyükşehir Belediye hizmet alanı, yol düzenlenmesi yapılması konusunda Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görüşünün alınması konusu oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından gündem dışından gündeme alınan 3 maddenin görüşmelerine geçildi. Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılacak olan işbirliği protokolünü imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yetki verilmesi konusu gündeme geldi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılacak olan işbirliği protokolünü imzalamaya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yetki verilmesi hakkında maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle gündeme alınmasına karar verilmiştir. Bu maddeyi teklif karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Gaziantep'te 1,5 yıl önce boşanmak istemesi nedeniyle kayınpederi tarafından tabancayla vurulan damat, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kayınpederinin tutuklanmasını talep etti. Gaziantep'te 1,5 yıl önce boşanmak istemesi nedeniyle kayınpederi tarafından tabancayla vurulan iki çocuk babası M.F.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kayınpederinin tutuklanmasını talep etti. Denetimli serbestliği ihlal etmesine rağmen mahkemeye tutuklanma talebimizi bildirmemize rağmen hala dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. 8 yıl önce evlenen M.F.Ö. 1,5 yıl önce ailevi nedenlerden dolayı eşiyle anlaşamayınca boşanma kararı aldı. Boşanmak için mahkemeye başvuruda bulunan M.F.Ö.'nün başvurusu mahkemece kabul edildi. Bunun üzerine kayınpeder damadını konuşmak üzere yanına çağırdı. Kayınpederinin tabancasıyla kendisine doğru ateş ettiğini öne süren damat, vücudunun dört yerini isabet eden kurşunlarla yaralandığını söyledi. 2011 yılında evlenmiş bulunmaktayım. 2017'nin 9. ayından itibaren eşimle aramda geçen geçimsizlikten dolayı boşanmak için mahkemeye müracaat ettim. 2017'nin 12. ayının 5'inde boşanma dilekçem kabul edildi. 12. ayın 9'unda ise eşimin babası tarafından görüşmek üzere evine davet edildim. Yalnız ben bu davete icabet ettiğim sırada sitesinde aracında oturmaktaydı. Ben de geçip kendisinin aracının yanına oturdum. Beraber oturduğumuz sırada henüz beni dinlemeden veya da herhangi bir şey sormadan aracından inerek silahına davranıp direkt beni öldürmeye teşebbüs etti. Kendi imkanlarımla olay yerinden uzaklaştım. Alabileceğim yoldan ilk yardımı aldım. Çevredeki kişiler yetişti. Olayın ardından gözaltına alınıp nöbetçi mahkemeye sevk edilen kayınpederinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyleyen damat, kayınpederinin kendisini öldürmeye kalkıştığını iddia etti. Denetimli serbestliği ihlal etmesine rağmen mahkemeye tutuklanma talebimizi bildirmemize rağmen hala dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Bir an önce ilgili makamlarca konunun araştırılmasını, haklının ve haksızlığın ortaya çıkmasını, ben neden kurşunlandığımı, neden öldürülmek istediğimi bilmiyorum. Bana bunu neden yaptığını bilmiyorum. Ben hukuki hakkımı kullanmak istediğimden dolayı mı saldırıya uğradım? Kızından boşanmak istediğimden dolayı mı saldırıya uğradım? Ve dosyası da bütün raporların mevcut olmasına rağmen neden hala serbest? Dava hakkında bilgi veren damadın avukatı Güngör Sancılı davada hak ihlali olduğunu savundu. Müvekkilimiz bu durumdan olumsuz etkilendiği gibi almış olduğu darbe sayısı yaralamaya yönelik olmayıp hayatına yönelik kasti bir davranışın etkisi altında ciddi anlamda maruz kalmıştır. Bu aşamada içinde bulunduğu ruh hali kendisini olumsuz etkilemiştir. Gerek ailesel gerek de çevre sosyal açısından birçok olumsuz davranışlar veyahut da olumsuz tepkilerle karşılaşmıştır. Sanığın bu aşamada serbest kalması hem hukuku hem adaleti hem de karşılıklı olarak da hak ve menfaatin ihlaline serbest kalmıştır. Sonuçta her ne kadar olsa istenmemiş bir eylem dahi de olsa sanığın
bir el ateş etmeyip de sadece 5 el ateş etmesi, ateş ettikten sonra eylemine kendi rızalığından silahını tutukluk etmesi sonucunda son vermesi, müvekkilimizin yaralanması eyleminden sonra kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçıp hastaneye sığınması, sanırım tüm bu eylemleriyle aralarındaki olan daha geçmişe dönelik olaraktan bir husumetin, boşanmadan ötürü bir ciddi bir musibetin olması, husumetin olması özür dilerim. Bunlarla birlikte değerlendirildiğinde eyleminin yaralama olmadı, adam öldürmeye teşebbüs eylemi olduğunu biz defaatle belirtmemize rağmen hala ilgili yerel mahkeme bu konuda ısrarlı bir şekilde davayı görmüş olması bizce ciddi anlamda bir hak mahrumiyetine, hak ihlaline sebep olmuştur. 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan kayınpeder ise 11 Haziran'da görülen duruşmada verdiği ifadesinde böyle bir olay yaşandığı için pişmanım dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in seslendirdiği Ben Antep'im filmi uluslararası turizm film festivallerinde 35 ülkeden 380 film arasında şehir kategorisinde en iyi film ödülünü aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kentin tanıtımı için hazırlattığı film uluslararası alanda önemli bir ödül kazandı. Şahin'in doğup büyüdüğü toprakların kültürünü, yemeklerini, tarihi bölgelerini kendi anlatımıyla tanıttığı Ben Antep'im filmi Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde 35 ülkeden 380 film arasında şehir kategorisinde en iyi film ödülünü aldı. Çocukken koşturduğum dar eski evlerin arasında başladı ilk arkadaşlıklarım. İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin jüri başkanlığını yönetmen Serdar Akar üstlendi. Yarışmada sağlık, spor, inanç, gastronomi, doğa turizmi, oteller, hava yolları, acenteler, yerel yönetimler ve şehir filmleri kategorilerinde kültür ve turizm temalı filmler yer aldı. Festivalin Türkiye etabında dereceye giren filmlerse 20 ülkede yarışma ve tanıtım fırsatı bulacak. Sosyal medyada büyük ilgi gören Ben Antep'im adlı film yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden 1 milyona yakın kişi tarafından izlenmişti. 3 dakika 10 saniyelik film sosyal medyada yoğun olarak paylaşılmıştı. Buranın tadı, buranın lezzeti, buranın baharatı, buranın esnafı, buranın bakırcısı, buranın kutlucusu benim. Ben binlerce yıllık bir kültürün mirasçısı. Ben bu şehrin geleceği. Ben bu şehrin yeni yüzü. Ben dünyanın en güzel coğrafyalarından biri. Ben Antep'im. Ben Gaziantep'im. Ben Gaziantep'im. Ben Antep'im. Ben Antep'im. Ben Gaziantep'im. Ben Antep'im. Ben Antep'im. Ben Gaziantep'im. Ben Antep'im. Ben Antep'im. Ben Antep'im. Ben Antep'im. Ben Antep'im. Ben Gaziantep'im. Ben Antep'im. Ben Gaziantep'im. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce Dünya Alzheimer Farkındalıkları Etkinlikleri kapsamında düzenlenen kutlama programı Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce Dünya Alzheimer Farkındalıkları Etkinlikleri kapsamında düzenlenen kutlama programı Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program merkezden destek alan hastaların sunduğu gösterilerle renklendi. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır. Beni görmek demek, behemal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim düşüncelerimi anlıyor ve hissediyorsanız bu kafidir. Yurttaşlarım, az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli
Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Programın açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Doktor Mehmet Berk, Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde toplumsal sorunlar ve ihtiyaçlar alanlarının tespitiyle çözümlenmesi noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Her şeyden önce vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak ve şehrimizi herkes için yaşanabilir kılmak en önemli görevlerimiz ve hedefimizdir. Bu doğrultuda kadın, çocuk ve dezavantajlı gruplar odaklı çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engeller ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engeller ve Yaşlar Şube Müdürü Yusuf Çelebi ise konuşmasına Alzheimer hastalarını ulu çınarlara benzeterek başladı. Ulu çınarlarımızı unutmak mümkün mü? Onlar bir güne sığar mı? Mümkün mü? Bu ülkenin geçmişte bugüne kadar yine ulu çınarların büyük omuzunda geçtiğini söylememek mümkün mü? Bu nedenle bu farkındalık gününün ülkemize hayırlar getirmesiyle beraber sorunların çözüleceği bir gün diliyorum. Engelliler diyoruz, yaşlılar diyoruz. Benzeri isimler koyuyoruz. Alzheimer diyoruz. Bunlar hepsi aslında birer isim. Bunları sıfatlandırmak çok da önemli değil. Önemli olan onlarla ilgili neler yapıldığını görmek lazım. Bu çok önemli. Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, Dünya Alzheimer Farkındalık Ayı ile Alzheimer hastalarının çektiği sıkıntıları gündeme taşınması amaçlandığını söyledi. Alzheimer Farkındalık Haftası, çağımızın da hastalığı olan Alzheimer, bu anlamda Farkındalık Haftası olarak kutlanmasındaki en büyük amaç, bu hastalığa sahip olan vatandaşlarımızın sıkıntı ve sorunlarını dile getirmek, gündeme getirmek ve çözüm üretmektir. Anayasada da lafzını bulan sosyal devlet gereği olarak dezavantajlı grup dediğimiz engellerin ve yaşlarımıza gösterdiğimiz değer, onlara sunduğumuz hizmet uygar devlet olmanın bir gereğidir. Bir haberin daha sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.